Görsün. Cenab-ı Hak eden aşkını temizler çıkartır. Yarın öbür gün AKP gelecek diyecek ki oy isteyecek. İslamiyet adına, din adına gelip oy isteyecek bu insanlardan. Abdest alacak suyumuz yok. Diyarbakır'da başladı. Mardin'e kadar uzandı. Aynen bunu kaymakama da valiye de bildirin. Belediye başkanına da bildirin. Aynen bunu. Öyle. Doğu illerine enerji sağlayan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin tahsil edemediği alacakları için kesintiye gitmesi bölgede krize yol açtı. Kesintiler önce Diyarbakır'da başladı. Büyükşehir DEDAŞ'a borcumuz yok dedi ama işletme belgeyle konuştu. Üstelik borç milyonlarca liraydı. DEDAŞ'a bir kuruş bile bizim güncel borcumuz yoktur. Diyarbakır Belediyesi'nin bize 88-90 milyon TL civarında borcu var. Karşılıklı iddialar durumu çok farklı bir boyuta taşıdı. Kesintilere tepki gösteren belediye ekipleri DEDAŞ binasının önüne hendek kazdı. Başkan Kışan Akın'da söyleyecekleri vardı. DEDAŞ'ı açık açık tehdit etti. Bu şehri onlara dar ederiz. Elektrik kesintileri sadece Diyarbakır'da değildi. Mardin merkez ve ilçelerinde içme suyu sağlayan pompa istasyonlarına verilen elektrik aynı sebeple DEDAŞ ekipleri tarafından kesildi. Diyarbakır'dakine benzer bir misilleme de Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Arkadaşlar binalar kaçakta şu anda. DEDAŞ'a ait binanın kaçak olduğunu öne süren belediye akşam saatlerinde baskına gitti ve boşaltılması için tebligatta bulundu. Ne yapılmak isteniyor öğrenebilir miyim? Sizin yapılarınız kaçaktır. İmar planına aykırı yapılar var burada. Defalarca size tebliğ etmemize rağmen siz imar planına uygun yapıları yapmadınız. Şu anda bu yapınız bile imara aykırı. Artık yeni dönem başladı. Tamam yani. Tamam. Şimdi, yani şu anda ne yapmak? Ne yapacağız? Şu anda tebligattır. Tebligattır. Belediye bu kadarla da kalmadı. Artuklu Belediyesi İmar Müdürlüğü akşam saatlerinde DEDAŞ'a ait AHAN hizmet binası girişinde kanalizasyon çalışması başlattı. Kanal kazısı nedeniyle araçlar DEDAŞ binasına giremedi. Marsu ekipleri ne kadar iş makinesi varsa hepsini binanın önüne yığdı. DEDAŞ'a bir tehditte Kışanak'tan sonra Artuklu Belediye Eş Başkanı Emin Irmak'tan geldi. Binayı yıkarız dedi. Bu konuda önümüzdeki süreç içerisinde gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Gerek savcılık boyutu, gerek yıkım kararı, gerek para cezası. Yani imar mevzuatının gerekleri bütünüyle yerine getirecektir. Bu konuda tavrımız nettir. Konu Enerji Bakanı Taner Yıldız'a da soruldu. Yıldız, evet. Sözlerine Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak'a seslenerek başladı. Ben özellikle Diyarbakır Belediye Başkanımızı bütün idarecilerde olduğu gibi daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bakın, sadece arıtma tesisinin 49 milyon TL borcu var. DEDAŞ'ın bölgedeki alacaklarının çeyrek milyar TL olduğunu belirten bakan, ilgili işletmenin sadece harcanan elektriğin parasını istediğini söyledi. Şimdi orada toplam 251 milyon TL'lik bir alacağı var. Kısaca bunları da söylemek isterim. Yani Siirt'in toplam fatura borcu 1.1 milyon. Batman'ın 22 milyon, Şırnak'ın 24 milyon küsuratlarını saymıyorum. Mardin'in 46 milyon, Diyarbakır'ın 88 milyon, Urfa'nın 68 milyon. Arkadaşlar artı bir para istenmiyor. Kullanılan elektriğin parası isteniyor.